Hani oğlum siz bu heriflerle konuşacaktınız, anlaşacaktınız? Ya baba, ben konuşacaktım, ben anlaşacaktım. Ama senin bu Hazar oğlun yok mu? Geldi, çağır. Hele bu, bu Gökhan Bey'i tutabilene aşık olsun zaten. Ya ben ne yapayım? Ya abi sen komut vermedin mi? Saldır komando demedin mi? Hem zaten Hazar abim gelmeseydi ben hepsini haklayacaktım. Ya bırak ya, haklayacaklarmış. Baba bu ikisi yok mu bu ikisi? Adamların yanında böyle turşu gibi ezici düş olmuşlardı. Lan oğlum ne turşusu, ne ezici, ne rüzüşü. Ben insanlığımı yaptım, insanlığımı. Ya bırak abi ya. Ben o şişeyi kırmasaydım var ya, sizin hevesleneceğiniz falan yoktu. Bak elimi bile kesti baba. Allah Allah! Kedi poposunu görmüş, yara zannetmiş. Lan evladım, sen bir herifin kafasında şişe kırmadan hiçbir meseleyi halledemeyecek misin? Ya baba tamam, ben şişeyi kırdım ama asıl adamlar Gökhan kafalarını birbirine vurduğu zaman çok sinirlendiler. Tabii canım, tabii. Sen zaten şişeyi kırınca adamlar sana teşekkür ettiydi değil mi? Ya baba, sen bunu sütten mi yaptın bu tereyağı gibi ya bir süte çıkıyor? Lan oğlum, kavgayı sen başlattın, Gökhan'a yıkıyorsun ihaleyi. Hiç, ha, hadi. De öyle tabii, siz de hemen gaza geldiniz. Ne geldiniz? Hop, hop! Şşşt! Bağırmayın oğlum. Lan burası nezarethane. Aa! Allah'ım ya, ya Rabbim. Ben nasıl çocuklar yetiştirmişim ya? Hafta 8, cuma 9, her hafta soluğuma busta alıyoruz. Dönerim, dönerim, dönerim. Teşekkürler. Benim dönerim. Geldin mi, geldin mi? Geleceğini biliyordum. Beni kurtaracaksın değil mi? Buna evet demeyi, size müjdeli bir haber vermeyi gerçekten çok isterdim Kalender Beyciğim ama... durum biraz karışık. Adamların durumu çok kötü. Yapma ya. Peki o nerede? Benim avukatım nerede? Konuştum kendisiyle. Pılını pırtını toplayıp Antep'e kaçtı. Allah Allah. Sebep ne ki? Ben Kalender Bey'e onu içeriden çıkaramayacağımı söyleyeceğime... vallahi kaçarım, izimi de kaybettiririm daha iyi dedi. Vay! O benim dayım olacak kolpa nerede peki ha? Ah, hiç sorma, karıştırma. Onu kaçırdık, kurtardık. Evde şimdi saklıyoruz. Aman çok iyi. Peki buradan çıkabilecek miyiz Kamil babacığım? Eşek kafalı. Hem başımıza bu işleri açıyorsun, hem de buradan çıkabilir miyiz Kamil babacığım? Dönürüm. Sen git hakimle konuş, beni buradan çıkarsın. Kurtar beni bu yaramaz veletlerin elinden. Baba ne diyorsun ya? Biz senin oğullarınız. Sensiz lan kolpacı Gündük. Ah ah. Asude burada olacaktı ki şıp diye çıkartırdı sizi. Asude kim? Asude Öztürk. Benim kız kardeşim. Yapma ya. Ama ondan daha önemli bir özelliği var. Türkiye'nin en önemli avukatlarından biri. Hani böyle adamı şak diye ipten alan cinsten yani. Allah'a mı? Gelsin beni ipten kurtarsın o zaman. De haydi, acele et gelsin kurtarsın. Evet de konuşmam lazım, izin almam lazım. Kimden? Camilla'dan. Camilla'dan mı? Ne alakası var canım? Camilla çok uzun süredir Asude ile küs, konuşmuyorlar. Şimdi ona söylersem ya... kesin izin vermeyecek, sorun çıkartacak. Ya verir, verir. Dey et. Kamilyalı Hanım'ı ikna et. Hayat memat meselesi de. Kalenderini düşün. Beni. Beni, beni. Dünürünü. Kalenderini. Merak etme. Bu işi halletmek için bütün nüfusumu kullanacağım. Sakin ol. Benim dünürüm. Gelirken ha. Bizim esvaplarımızı da getir, olur mu? İnsan içine böyle çıkmayak. Düşünsene, koca Kalender Ağa ve mahdumları böyle dompaça. Rezillik. Hayır, 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 yapma. Bana güvenebilirsin. Şerefine halel gelmeyecek. O iş bende Kalender. Sabırlı ol. Halledebilecek mi baba sence? Halleder, halleder. Acaba ne kadar kalacağız içeride? Askerden sonra burada gün sayacağız. Olmaz diyorum, olmaz, imkansız. Ya ben sağ olduğum sürece o kadın değil 10 metre, 100 metre, 1000 metre, 100.000 metre bile benim yakınıma yaklaşamaz be. Hayatım zaten senin yanına yanaşmayacak ki. O öyle adliyede kalacak, o orada yaşayacak, sen merak etme. Kamil sen beni neden anlamıyor? Ben anlamıyorum sen beni neden anlamıyor ya? Anlasana beni. Ben o kadınla aynı şehirde bile yaşayamam. Adana ikimize fazla. Anneciğim, Tindarlı zamanı değil.
kocalarımız, babamız söz konusu. Kabirya teyze, benim Gökhan'ım şunun şurasında askerden yeni gelmiş. Senin hiç bir vicdanın yok, şimdi de mapus damlarında mı çürüsün? Tövbe de, tövbe de ağzından yel alsın. Kabile bacı, kabile bacı kurban olam. Oğlu bu dayattı senin ellerinde kurban olam. Tamam Kutçuk, yanıma otur. Kamilo ana, Kamilo ana. Kim onlara acımıyorsa bari benim karnımdaki bebeği acı. Babasız büyüsün ne yapsın? Bana bak Kamile bozuntusu. Ben uşağımı senin o kuru inadına kurban etmem. Vallahi direkt seni kurban ederim ha. Hey! Hiçbir şey bile yapamazsın bana. Siz bunun böyle boş çuvaldan attığını ne bakıyorsunuz be? O Asu dedenen kadın çok kötü bir avukat. Hiç iyi değil. Anne saçmalama. Alamın ne kadar başarılı bir avukat olduğunu herkes biliyor. İnternet girip baktığında bile çıkıyor. Aman! Demek o Asu'da karısı başarılı bir avukat ha? Bana bak Kameli. Eğer o avukatın bu eve girmesine bir mani olur. Aha! Valla bak böyle ellerimle seni böyle paramparça ederim ha. Ha? Ben daha beterini ederim. Hem de hemen ederim. Davranın karılar. Aman hanımlar ne yapıyorsunuz? Bir dakika lütfen. Lütfen. Aa şiddetle bir şeye bir yere varamayız. Lütfen konuşarak anlaşalım. Şerçem. Şerçem. Olur mu her şey? Yani karılar. Haydi bakayım. Ocakta yemeğe varıyorum. Hey sen kaç kaç bakalım. Elinden kurtulabileceğini mi sanıyorsun sen? Konuşarak anlaşılabiliyor değil mi? Ha. Ben Kamile ile bir konuşayım. Tanıştırayım. Kız kardeşim Asude. Bu da Dünür'üm. Müvekkilim Kalender Bey. Merhaba Kalender Bey. Ben avukat Asude Öztürk. Maşallah, maşallah. Kalender Bey. Kalender Bey. Ha. Ben Kalender Bozuk. Memnun oldum. Ben de. Bunlar da Kalender Bey'in oğulları Gökhan, Kaan ve Hazar. Memnun oldum. Ben de. Ben de. Ben de. Estağfurullah. Estağfurullah. O şeref bana ait. Thank you.
gelir gelmez dosyanızı inceledim. Bizim çıkabilecek miyiz? Dosyanızı inceledim. 1-2 saate beraat gerçekleşir. Ne? 2 saat mi? En kötü ihtimalle. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. 2 saat en kötü ihtimalle. Elbiseyi de teslim ediyorum. Görüşürüz. 2 saat en kötü ihtimalle. Anam vay. Hükümet gibi kadın. Asude nasıl çıkardı sizi ama hemen ha? Vallahi kardeşim diye demiyorum. Zehir gibidir, zehir. Vallahi öyleymiş. Yani o bizim sümsük avukat tası tarağı toplayıp öyle kaçıp gitti. Asude Hanım maşallah, maşallah. Bizi içeriden çıkardı maşallah. Tuttuğunu kopardı. Dikkat et de seni de koparmasın babam. Tek et lan, oh. Çek lan. Şimdi tabii aslında Asude böyle basit davalarla ilgilenmez. Ama bu sefer sağ olsun beni kırmadı. Buralara kadar geldi. Teşekkür ederim. Olsun abiciğim. Fena mı oldu? Bu sayede dünürümüzle tanışmış oldum. Değil mi? Değil mi? He vallahi. Ne demiş büyüklerimiz işte. Her şerde bir hayır vardır. Ya şuraya bak. Neredeyse nezarethaneye girdiğine sevinecek ha. Vallahi. Evet. Çaylarımız soğumuştur herhalde. Birer tane daha isteyelim mi babacığım? İyi olur, iyi olur. Ortamın hararetini alır. Değil mi benim babam? Kanuha da kanuha. Aslıcığım ya eğer istersen yani yorgunsan biz kalkalım seni bırakalım. İyi bir otel ayarladım zaten ben merak etme. Otel mi? Ya benim Kalender Hanım misafiri ta İstanbullardan buralara kadar gelecek. Benim konağımda değil de bir otelde kalacak öyle mi? Mümkün değil. Mümkün, dinirim, mümkün. Bu sefer öyle olsun. Hem bak, Asude otelde daha rahat eder. Edemez. Eder yahu. Etmez yahu. Vallahi da etmez, billahi da etmez. Bak sana ne diyorum, senin bacın... Yani maşallah yani Asude Hanım gelecek, beni ipten alacak... ...ben de onu otelde konaklatacağım, öyle mi? Ben böyle bir insan mıyım ya? Ya değilsin tabii, öyle bir adam değilsin. Bunu herkes biliyor Kalender'a. Ama bu sefer öyle olsun. Olmasın. Olsun. Olmasın. Olsun. Bir saniye. Bir saniye. Abicim, ben seni çok iyi anlıyorum. Sen Camilla'dan korktuğun için otelde kalmamı istiyorsun. Ben de onu görmeye çok meraklı değilim. Heh, işte ben de tam onu söylüyorum. Ama Camilla'yı görmek istemiyorum diye yeğenimi de görmeyecek değilim. Bella'yı çok özledim. O yüzden rahatsızlık vermeyeceksem konakta kalmayı tercih ederim. Vallahi mi? Ağzınız bal yesin. Ya siz, ya Allah Allah, ya yeğenim sizi hem nasıl özlemiştir ki de. Tabii siz özlenmeyecek bir insan mısınız? Başka bir emriniz falan var mı? Yani çayın yanında. İçi biçi. Teşekkür ederim. Meyveli soda. Esaretten kurtulunca... İnsana böyle bir hafiflik geliyor. Yaşasın hürriyet diyesi geliyor insan. Sıcak mı lan? Bir dakika ya. Babalar nerede?
Asude Hanımcığım. Aman dikkat. Dördüncü sandım ya. Şimdi bakayım sana. Vallahi Amen sonra Asiye ile beraber geldiğinde böyle kabarmıştı. Neyse ki dönürmüş. Ha, gel seni annemlerle tanıştırayım. Tamam. Evet. Bu Möhteber annem, Ayşe annem, Asiye annem. Hepsi annen mi? Aha. O konuyu fazla karıştırmayalım isterseniz. Böyle buyurun Asude Hanımcığım, gelin. Size konağımızı göstereyim. Şöyle buyurun. İşte burası bizim konağımız. İşte bu da Türkmen, benim bacım. Boynundakini ben hediye etmiştim ama çok küçük o zaman. Nal gibi dizimiz bana böyle. Afiyet olsun Asude Hanımcığım. Kahveniz bittiyse hemen tazelesinler. Yok, teşekkür ederim. Fazla kahve bende çarpıntı yapıyor. Bende de. Bende de fena halde çarpıntı yapıyor. Hele bugün var ya yüreğim nasıl çarpıyor biliyor musunuz? Yani pır 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 pır. Hayırdır inşallah. Çok da kahve içmedim ama. Kahveye gerek yok ki. Sen yaşlandın tabii. Asude Hanım gibi genç değilsin. Kalbin var ya senin kalbin. Hani hastalık manasında yani. Kalbim yok benim. Yani kalbim var benim. Kalbim olmaz mı? Kocaman bir kalbim var benim. Böyle dünya gibi. Buradaki herkesi için alabilecek kadar büyük. Bellacığım, ayıp olmazsa bir şey sormak istiyorum. Tabii halacığım, sor. Az önce hanımların hepsini annem diye tanıştırdın. Ama hangisi senin kayınvaliden merak ettim. Ha, Asiye anneciğim. Gerçekten mi? Aha. Çok şaşırdım. Niye şaşırdınız ki? Çok gençsiniz de ondan. Yani yolda görsem asla inanmam Hazar'ın annesi olduğunuza. Ha, ondan şey ettiniz. Ya ben çok teşekkür ederim. Sen de çok güzelsiniz. Maşallah şekerim. Peki sizin çocuklarınız kaç yaşında? Çocuğum yok benim. Aa. Niye yine? Kısır mısın? Ayıp oluyor ama Möhteber. Önemli değil. Evli değilim ben. Durmasın. Oha ya, çüş ya. Ya affedersiniz, pardon. Yani lütfen. Yani ağzımdan birdenbire çıkıyor böyle işte densiz. Yok yok, önemli değil. Dul da değilim. Hiç evlenmedim. Ben de. Oha! Resmi olarak yani, yalan mı? Ben de hiç evlenmedim, biliyor musun? Geç tam evleniydim de. Burun farkıyla kaçırdım. Tamam tamam, o konuya girmeyeyim. Asude Hanımcığım, sorması ayıp olacak ama... niye evlenmediniz ki ne? Bugüne kadar evlenmeye değer biri çıkmadı karşıma. Nikah önemli. Önemli tabii. Öyle sokaktan geçen herkese nikah kıyılamıyor değil mi? Nikah önemli. Ne oluyor orada ya? Ne yapıyorsun? İndir mi bakayım bacak, bacak? Nedir o ya? Allah Allah. Ya affedersiniz Asude Hanımcığım, gene soracağım ama... yani böyle karşınıza biri çıksa... yani böyle evlenmek isteyeceğiniz biri mesela... yani siz karşı mısınız? Yani karşı çıkar mısınız? Yoksa prensip olarak mı karşısınız? Yo, değilim. Evlenmek için aşık olmak gerekiyor. Aşk olmadan evlilik yürümez bence. Yürümez. Biliyorum. Tecrübeyle sabit.
Az kalsın unutuyordum. Ne oldu Ayşe? Bellacığım. Merak ettim. Bu senin için. Düğün hediyen. Ya halacığım aşk olsun ya, hiç gerek yoktu. Aa, aşk olsun halacığım. Halandan sana bir anı kalmasın mı? Aç bakalım beğenecek misin? Oh. Oy. Yuh. Halacığım. Bu çok değerli bir şey ama. Olsun halacığım. Hem sana harcamayacağım da kime harcayacağım ben? Ya çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Lafı bile olmaz. Hem ancak böylesi yakışır benim bir tanecik yeğenime. Evet, evet. Allah'a doğru söylüyorsunuz Asude Hanımcığım. Bella Yeren'in bir tanedir. Aa, benim babam. Tabii. Benim gelinlerimin hepsi ayrı ayrı birer tanedir. De, Bella gelinim başka bir tanedir. Bu arada abim nerede? Kim? Abim. Kamile yapma, canım yanıyor ya! Bırakmayacağım. Başının etini yiyeceğim. Gerekirse de bütün etlerini pincik pincik yapıp yiyeceğim. O kadını bu eve nasıl alırsın, nasıl getirirsin? Ya geliyorum dedi, gelmemi diyecektim. Ne yapayım Kamile ya? Getirmeyecektin o kadını, bu eve getirmeyecektin. Yeter! Yeter ama ya! Yeter ama ya! Canımı yaktın ya! Bir kere o kadın dediğin benim öz be öz kardeşim! Senden biraz daha saygılı olmamı rica ediyorum Kamilla. Olmayacağım, saygılı falan olmayacağım. O bana saygılı oldu da mı ben ona saygılı olacağım be? Affedersin karıcığım. Çok özür dilerim hayatım. Ama sende o deve kini dediklerinden var. Yahu bir küslük bu kadar uzun sürer mi? Sence de garip değil mi? Yani ömrün boyunca küs mü kalacaksın yahu? Evet, ömrüm boyunca küs kalacağım. Ne var bunda? 10 yıl ömrüm varsa 10 yıl, 100 yıl varsa 100 bin yıl varsa hepsinde de ben küs kalacağım. İşte bu kadar. Neden? He? Neden? Eminim sen bile unutmuşsundur nedenini. Unutmadım işte. Düğünüme beyaz elbise giyip gelmişti. Oh, inanamıyorum sana ya. Hala aynı mevzu ya. Evet, hala aynı mevzu. Üstelik de uzun kuyrukları olan bir beyaz elbiseydi. İyi be, bir de gelinlik giyseydi, gelseydi bari düğünüme. Ya hatırlatma bana ya, ne hatırlatıyorsun da benim sinirimi tepeme çıkarıyorsun ya. Kov gitsin şunu, kov. Gönder. Karıcığım, hayatım, nasıl göndereyim söyler misin, nasıl? Postala şutla, ne bileyim ben nasıl ya. Göndereceksin işte, bitti bu mevzu, gönder. Kamilacığım, ne olur bak, akıl var, izan var. Zaten misafir olduğumuz bir evdeyiz. Bak Kalender Bey ısrar etti, kız da kabul etti. Ne diyeceğim ben şimdi? Misafir olduğumuz evde, efendim biz sizin eski misafirleriniz olarak bu yeni misafirinizi bu evde istemiyoruz mu diyeyim? Böyle saçma şey mi olur ya? Bak ne güzel söyledin. İşte aynen böyle söyleyeceksin. İstemiyoruz. Bitti, bitti, bitti be! Ben öyle bir şey söyleyemem Kamila. Söyleyeceksin. O kadını konağımda istemiyorum be. Konağım diyor ya. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Kamil, istersen ben konuşayım ha. Bak ben çok güzel konuşma. Öyle bir konuşurum ki senin aklın şaşar. Konuşayım mı? Hayır, istemez. Bilirim. O kadar iyi konuşursun ki her şey daha da karışır. Gerek yok. Bana biraz izin ver. Ben bir çözüm yolu bulacağım. Mal mal düşünme be. Hadi git kovsana kadını. Ama sen bana baskı yapıyorsun. İzin ver dedim. Biraz bir çözüm üreteyim, bir düşüneyim ama ya. Lütfen baskı altındayım ya. Baskı yap. Asude Hanımcığım, acıktınız mı? Bak eğer acıktıysanız size hemen şöyle güzel, böyle mükemmel bir sofra kurabiliriz. Yani ne isterseniz, sıcak, soğuk, tatlı, tuzlu, yani etli. Ha yok ben et yemem diyorsanız balık, tavuk. Ya da yok ben onları da yemem diyorsanız şöyle vegan bir sofra hazırlayabiliriz. Yok yok, et severim ben. Hatta buraların meşhur şırdanını çok merak ediyorum. Yapma ya, şırdan mı dedin? İşte şırdanın en güzeli, en hası bu konakta yapılır. Aha bu karılar yapar.
Şimdi de haydi bir hazırlanın. Şöyle güzel bir sofra hazırlayın. İçinde şırdan olsun, mumbar olsun, kelle paça olsun, kokoreç olsun. Oo, bayılırım sakatata. De haydi duydunuz dilin sesini. Ne bekliyorsunuz ki de? De haydi. Ayşe. De haydi gelinler, siz de yardım edin analarınıza, yürü. Haydi Şirin, haydi. Müsaadenle ben de kalkam abi. Burası biraz rahatladı değil mi böyle olunca? Yalnız baba hakikaten iyi dedin. Ben kurt gibi acıkmıştım ha. Vallahi ben de çok acıktım. Maşallah. Meğer buradaki herkes acıkmış. Allah'tan birbirinizi yememişsiniz ha. Ahlacığım ben de senin odanı hazırlayayım. Tamam canım. İzninizle. Evet. Şöyle biraz uzaklaşsana ben. Ha, şöyle ha. Kalender Bey. Ayıp olmazsa bir şey soracağım. Ha canım. Buyurun, buyurun. Bu hanımların üçü de gerçekten eşiniz mi? Yok tövbe! Tövbe! Nasıl yani? Şöyle yani, kader işte, kaderin bir oyunu. Yani ben bir kader mahkumuyum. Ya siz bilmezsiniz, buralarda töreler, örfler, adetler işte tuttular, bunları bana kakaladılar. Yani bana çaktı. Yani ben onları almak mecburiyetinde kaldım. Ama işte... Resmi nikah kıymadım ki ne? Çünkü kendiniz dediniz, yani insan ancak aşık olduğu kişiye resmi nikah kıyabilir. Ancak insan kendini öyle yani mutlu hissedebilir. Anlıyorsunuz değil mi? Anlıyorum. Anlaşıyoruz yani. Herkese merhaba. Oo, benim dedim hoş geldin. Ne bu halin, bitmişsin. İkna edemedin mi Camilla Hanım'a, gelmiyor mu? Nerede? Camilla işte. Allah Allah. Ya vallahi bu kadında var ya, deve kini var, deve kini. Ya böyle bir zatı şahane kadına insan küsebilir mi ki ne? Camilla ise küser. Camilla kendi gölgesine bile küser. Ya Asti bir de sen başlama Allah aşkına ya. Aa dayıcığım. Hayırdır Baran? Ne işin var burada? Hiç. Geçmiş olsuna geldim. Ama kim var kim yok bilememiştim. Kusura bakmayın. Gel gel. Gel, gel benim oğlum, gel aman Baran. Gel, gel şuraya, gel. Gel, yabancı yok. Gel seni tanıştırayım. Bak, bu Asude Hanım. Kendisi Dünürüm'ün kardeşi, aman. İşte bacısı olur. Bizi içeriden bir çırpıda o kurtardı işte, o çıkarttı. Sağ olsun, var olsun, memnun oldum. Ben de. Yani kendisi çok önemli bir avrat... Aman işte, avukattır. Var ya, zehir gibidir, zehir bak. Dünürüm'ün kardeşi, bacısı diye demiyorum. Tuttuğunu koparan bir karıdır. Aman işte avukattır. Yani kendisi böyle ufak davalara bakmıyor ama sağ olsun Dünürüm sayesinde geldi. İşte bizi böyle ipten aldı çıkardı. Allah razı olsun. Sağ olun. Aha. Lan bak aklıma ne geldi. Eğer kendisi kabul ederse... Lan bu karı... Aman işte bu avukat senin de avukatın olabilir biliyor musun? Öyle mi diyorsun? Sağ olun. Şimdi gerçekten çok memnun oldum. Çek lan. Estağfurullah. O memnuniyet bana ait. Peki neden yargılanıyor beyefendi? Yani öyle nasıl diyeyim? Öyle anlatması çok kolay değil. Yani biraz uzun. Yani ne ararsan var diyeceğim geliyor. Yani şöyle. Kaçakçılık var. Dolandırıcılık. Zimmete para geçirme, kara para aklama. İşte bunların hepsi var da biraz daha da var. Hepsi birden. Tabii. Baran abi maşallah organize suçları combo yapmış, combo. Şimdi Asude Hanımcığım, babam kaçakçılık dedi ama... ...böyle kaçakçılık deyip geçiştirmeyin. Yani bunlar kendi içinde ayrı ayrı başlıklara ayrılıyor. Nasıl yani? Abo! Mühim bir şey yok ya. Abartıyorlar biraz. Tabii canım, mühim bir şey değil. Ne? Yani
İnsan kaçakçılığı, hayvan kaçakçılığı, bitki kaçakçılığı, vergi, tarihi eser, demir, çelik, petrol, alüminyum, aha mücevher, bir de çay, sigara. Sağ ol yeğenim, içmiyorum. Onlar sayılmaz zaten. Bu kadar. Benim bu Asude karısını gözüm hiç tutmadı. Vallahi inanır mısın Müteber abla? Benim de hiç tutmadı. Kalender ağam karıya bastırmaya bakar gibi bakıyordu ya. Ne fesat karılarsınız ya. Bence kadın son derece asilzade ve zevk sahibi bir kadın. Bak hele. Ha iki çift güzel laf duydun diye Süngün yere mi düştü sisli Asiye? Vallahi Müteber anam haklı. Hayır bana laf düşmez tabii ama ben de bir işkillendim. Kesin gözü var babamda. Nereden belli kız? Ne etti ki? Ay daha ne edecek? Ağamın gözünün içine baka baka. Benim canım şırdan istiyor dedi. İnanabiliyorsunuz buna? Şırdan. Oha. Resmen iş attı yani. Şırdan. Şırdan. Evlenecek adamı bulsam kaçırmam da dedi. Hep sahte dedi. Kesin yani. İstanbullardan yoksa ne için gelecek buralara? He canım. Hayır pardon da. Sen kimsin? Ağamın sana ihtiyacımı var. Avukat dediğin ağam da çok. Vallahi bu belanın annesiyle babasının başının altından çıkıyor bütün bunlar. Müteber abla. He canım. Onlarla ne alakası var ben anlamadım. Ne alakası var? Karıyı ağamızın koynuna sokacak. Hazarı ağa edecek. Kızları da hanım ağa olacak. Ay resmen ajancılık diyorsun ana yoksam yok. He? Ay yuh artık daha neler ya. Hem siz ne burada büyüklerin lafını dinliyorsunuz be. Hadi işinizin başına bakayım. Yürüyün hadi. Asiye. Doğru söyle. Sen de bu gavur ajanlarıyla işbirliği içinde olabilir misin acaba? Yok artık Ayşe. Getirip dördüncü kendi ellerimden kocamın koynuna sokacak değilim herhalde. Daha neler? Vallahi senden her şey beklenir. Mesele taht oyunlarıysa sen her şeyi yapabilirsin. Hayt. Benim bir kere öyle her bir şeye yetmeme hiç ihtiyacım yoktur. Çünkü dünya alem bilidir ki bu konağın yeni ağası Hazar olacak. Allah Allah. Neymiş ki o? Şöyle Müteber ablacığım. Çünkü ağalık ciddi bir müessesedir. Şimdi benim tahsilde okumuş oğlum dururken sizin o cahil okumamış oğullarınızın ağa olması düşünülemez. Değil mi? Yok. Vah. He Asiye, senin oğlun okumuş olabilir. Benim oğlum da kahramanlar gibi, ıslınlar gibi cephede savaştı. Senin oğlun da askerliğini etmemiş, eline silah almamış adamdan ağa da olmaz. Kaplumbağa da. Kaplumbağa derken? Evet abla, kaplumbağa. Sağ ol benim kızım. Afiyet olsun babacığım. Buyur halam. Canım benim. Niye zahmet ettin? Afiyet olsun. Bela yeğenimin yaptığı çayın tadı, lezzeti hiçbir şeyde yok vallahi. Ya o kadar Karadeniz'e gittik geldik ben böyle bir şey içmedim. Hakikaten. Bak bir deneyin bak. Tadı, kokusu falan. Benim biricik ağam. Asude Hanım'ın yatağı hazır dur. Asude Hanımcığım,
Size bu evin en rahat, en konforlu, en gözde odasını sunmaktan gurur duyarım. Gözde derken? Ayıptır söyleme su. Ağamın en çok vakit geçirmeyi sevdiği oda diyebiliriz. Mom, hello, hello. İyi misin? İyiyim, iyi. Size kendi yatağımı açtım da. Malum ben bu evin en misafirperver, en paylaşımcı karısıyım. Öyle değil mi mam? Anneciğim, ben halama odasını hazırlamıştım ama. Duymamış olayım Bella. Ya ben misafirimizi öyle alelade bir yatakta yatıracak değilim herhalde. Asude Hanım benim yatağımda yatacak. Siz nerede yatacaksınız? Ay Asude Hanımcığım ilahi. Biz ağamla nereye olsa yatarız. Öyle değil mi ağam? Günaydın babacığım. Günaydın benim evladım, günaydın. Gel, gel yanıma otur bak. Gel, gel. Sedire. Günaydın baba. Günaydın benim kanım. Otur şöyle, otur, otur. Otur, otur. Oh. Günaydın. Günaydın. Oo, sofraya bak. Oha. Bak lan ya. Bak ya. Kalk, 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 kalk. Bırak o elindekini. Bırak lan o elindekini. Bırakma. Cebine koy. Ne oluyor benim babam? Cebine koy. Cebine koy. Cebine koy belli olmaz. Ulan hadi analarınızı geçtim. Yahu siz hiç babanızdan edep, adap öğrenmediniz mi ya? Adap derken baba? Ya oğlum bir evde misafir varsa misafir sofraya teşrif etmeden oturdun mu hiç? Misafir derken babacığım? Ne? Avukat hanım uyumuyor mu içeride? He? Misafir değil mi? Hey de baba, o da kadın değil mi yani? Avukat mı avukat? Sonuçta aşağıda anamlarla yemeyecek mi ne? Koskoca avukat hanım. Aşağı gidip anan dillerle mi yesin lan yine? Bekliyor. Günaydın Asude Hanım. Günaydın Kalender Bey. Günaydın. 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 Nasıl rahat uyuyabildiniz mi? Her şey iyi miydi yani? Mışıl mışıl uyudum. Yani havasından mıdır, suyundan mıdır bilmem ama çok iyi geldi. Oh, oh çok memnun oldum. İşte bizim buraların havası suyu hakikaten bir başkadır. Allah izin verirse en kısa zamanda size Adana'nın her metrekaresini göstereceğim. Camamarla. Camamar? Camamar. Benim kendime ait olan özel uçağım. Aa, siz pilot musunuz? Hem de first class. Tam size layık. Ben hem kendim uçarım hem de uçurttururum. uyandıysanız artık sofraya oturabiliriz değil mi? Burada mı yiyeceğiz? Evet. Her şeyi sizin için hazırladım ama siz gelin benim yerime buyurun isterseniz. Burası daha rahattır. Ay çok teşekkür ederim Kalender Bey ama ben yer sofrasında yiyemem ki. Heh.
Öyle mi? Buyurun Asude Hanımcığım, buyurun. Buyurun. Nasıl böyle, iyi mi, rahat mısınız? Evet, evet. Çok sağ olun. Aslında size eşlik etmek isterdim ama alışık değilim, yerde oturamıyorum. Kusuruma bakmayın. Ah, ne demek kusuruma bakmayın? Asıl siz bizim kusurumuza bakmayın. İşte böyle, böyle yerde yiyorlar. Böyle tek tabaktan falan. Ya bıçak falan yok. Laflara bak ha, ettiği laflara bak. Ya insan özünden bu kadar kolay vazgeçer mi? Dönmek. Bundan böyle ömrümüzün sonuna kadar bu sofrada hep beraber yemek yedik. Ah, beraber de diyor. Bundan böyle de dedi. Yiyeceğiz de dedi, yiyeceğiz de dedi. Sen bir şey mi dedin Ayşen? Yok ağam. Masanızda eskik bir şey var mı diye sordum Nazgül'e. İyi, iyi. Aa, sen hala burada mısın? Sen yer çalçana. Niye gitmedin hala kız sen? Buradayım ve biraz daha burada kalacağım. Biraz derken? Yani buradaki işim bitene kadar. İşim derken? Bana bak vallahi ben senin işini Kameliyalı şimdi bir bitiririm. Kameliyalı Hanım. Kalender ağam, sen de artık bir karar ver. Haydi bakayım, bu kadın mı ben mi yoksa? Kameliyalı Hanım, kendisi bizim çok özel bir misafirimiz olur. Kusura bakmayın. Tamam, o zaman bana adios. Adios Kameliyalı Hanım, adios. Bak eğer ben gidersem senin campara dünürünü de yanımda götürürüm. Haberin olsun ha. Siz nasıl münasip görüyorsunuz Kameliyalı? Kalender. Bu kadar basit mi yani? Evli bir erkeğin yeri, karısının yanıdır benim dünürüm. Aa Kamil, gördün mü senin dünürün, çok sevdiğin dünürün seni bir kalemde çizdi attı. Haydi biz adios, gidiyoruz biz. Haydi kocacığım, kalk 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 kalk. Aa! Ne oldu Cemil ya? Ne oldu? Ne var gene? Jandarmalar geldi. Jandarmalar mı? Evet ağam. Niye ki ne? Baran'ın burada saklandığını duymuşlar mı yoksa? Yok ağam, onun için değil. Hazar ağama gelmişler. Hazar mı? Hazar mı? Niye ki ne? İhbar etmişler ağam. Asker kaçar diye ihbar etmişler. Nasıl ya? Ya Cemil kim etmiş? Bilmiyorum ağam. Yok, bana haber etmedim. Ayşe! Ya siz niye her türlü ihbarı benden biliyorsunuz? Ekmek mısır çarpsın ki ben etmedim. Ya öyleyse kim o zaman? Hazar'ın askere gitmesini kim ister ki? Kamilla! Sen ihbar ettin değil mi? Ay ne iyi fikir ama ay ben akıl edemedim işte. Ah benim maşallah kafam ya. Niye akıl edemedim ben bunu? Anne bana bak. Sen yapmadın mı gerçekten? Kesus yapmadım dedim ya sana. Ama neden yapmadım ben bunu daha önce? Neden düşünemedim? Ay. Ya kim o zaman? Kim? Ben biliyorum kim olduğunu. Kim? Bizim evde bir tane yılan var sadece. Aa! Ya ben Hazar'ın gitmesini niye isteyeyim ki? O da doğru. Ya o değil, o değil. Kim benim oğlumu ihbar etti lan? İçimizdeki hain kim? Söyleyin kim? Ben ettim, ben. Anne. Niye ki? Aşkım uğruna gurbet ellere düşerim bile bile. Vazgeçer miyim sana? Evet abla, olmaz lan. Kardeşler, bu iş böyle olmaz. Beni dinleyin. Bu konak bir anayı da kaldırmaz, kaldıramaz. Kaldıramaz. Hele dördüncü bir kaynanayı asla kimse kaldıramaz. Bence de babam ekstra bir eşi
hayatta kaldıramaz. Evet, hemen bir şeyler yapmasak bozukların çöküş dönemi şimdi başlamış olacak. Bugünleri mumla arayacağız, mumla. Şahsi fikrim şudur ki, yani bence herkes kaçıp canını kurtarsın canım değil mi ama? Yani herkes kendi ayrı evinde yaşasın bence yani. Böyle bir zamanda vatan gemiyi terk eder gibi kaçılır mı afet? He, farklı bir zamanda bu fikre minnoş bakıyorsun yani. Afet bunu sevdi. Bakıyorum tabii. Anam Eyüla gibi peşimizde. Nereye dönse karşımıza çıkıyor. Yahu kardeşlerim, bacılarım, yengelerim. Ey Romalılar. Abi sen ne yapıyorsun ya? Bir otur hele, bir otur. İyice kenarı kaptırdın ha. Otur hele, otur. Kaptırırım tabii benim küçük kardeşim. Sen de bakayım bana. Bu konakta ağamdan sonra sözünün en çok hükmü olan kim? Ben. Senin Kaan abin. Şimdi bir dakika abi, bir dakika. Yani bu konakta babamın en çok hangi oğluna güvendiğini herkesler biliyor. Kimmiş o? Şşş. Benim abilerim. Bakıyorum da ben askere gidince iyice beni unuttunuz ha. Evin küçük oğlunu kimse saymıyor tabii. Konuş kocacığım, konuş. Ay sen hiç onlara bakma yiğidim. Her kim ki ilk abidir, en büyük abidir, hüküm de, mühür de onundur derler. Nazgül. Ne? Nazgül ne? Benim karım ne diyorsa doğru diyor. Ne oldu? Abi bunları konuşmak için zaman bu zaman değil. E şimdi konuşalım, ne olacak ki ne ha? Abi. Kardeşim. Ya ne oluyor ya? Durun ya. Allah Allah. Kaan abi lütfen oturur musun? Hah, teşekkür edelim. Ya ne yapıyorsunuz ya? Hemen kavga ediyorsunuz. Bak dördüncü kadın şimdiden aranızı bozdu. Ya tamam da aşkım yani. Ya bırak şimdi. Hedefinizden sapmayın. Arkadaşlar dördüncü engellemek için ne yapabiliriz onu herkes düşünsün. Ha vallahi bizi trajik o haklıdır artık kız. Hakikat bu kız doğru konuşuyor ya. Vallahi karım doğru söylüyor. Anladık kocacığım. Bela doğru söylüyor, anladık. E o zaman ne duruyoruz? Düşünelim değil mi? Evet, düşünelim. Al canım, sen bunu böyle düşün. İkinciyi yuttum. Üçüncüyü de yuttum. Dördüncüyü yutmayacağım. Yutmasan gargara yaparsın Mütebir abla. Bak! Elimin tersiyle çarparım görürsün gargarayı. Kendine gel. Kuma geliyor, kuma. Elma, elma ya ben yiyemiyorum sen ye sakinleşirsin. Git aşağıya. Yani valla ben de bir kumayı daha kaldıramayacağım gerçekten. Ama görünen köyde kılavuz istemiyor. Ağam kararlı. Getirecek dördüncü. Valla ben 25 yıl önce yaşadığım şeyin aynını yaşamak istemiyorum ha. Ben bu kapıdan içeri ağamın başka bir karıyla daha girmesine tahammül edemem. Yani şimdi Mütefer ablacığım. Ya ben ağamın hem sonuncusu hem de gözdesi olduğumda ya senin bu hissettiğin duyguları hiçbir zaman hissetmedim. O yüzden kusura kalmayasın. Mütefer abla. Ne canım? Sırf bu süslü Asiye için ağamın yeniden evlenmesine evet diyebilirim. Onun da üzerine kuma geçsin de anlasın bizim neler çektiğimizi değil mi? Ayşe! Ya apır sapır konuşmasana ya. Ya bunun üzerine gelecek olan kuma senin de üzerine gelecek salak! Öyle oluyor değil mi? Ha, ama ben buna müsaade etmeyeceğim. Ben de mühtebersem... Sen de mühtebersen böyle bir şeye asla izin vermezsin. Aa, çok duyduk bu lafları ya ama bir icraat göremedik maşallah. Hep laf, hep laf. Ya ama bu sefer başka. Bu sefer merhamet yok. Acımak yok. Gözyaşı var. Kan var. Kemik sesleri. Ha, duyuyorum. Anlatamıyorum. Yok, böyle kanla gözyaşıyla değil de iyilikle halletmeye çalışalım. Çıkalım ağamın karşısına diyelim ki ya biz ya o. Ya da ya ben ya o. Hatta bunu Asiye söylesin. Ağamın gözdesisin ya. Çık ağamın karşısına ya ben ya o karı de hadi. Pişik, siz beni ağamın önüne yem diye atacaksınız değil mi? Yemezler.
Zaten bağ itimadı kalmamış. Çıkayım karşısına ya ben ya o diyeyim. Beni daha rahat rahat sepetlesin, değil mi? Ah, Möhtemir ablam söylesin. O ilk göz ağrısı ne de olsa sen söyle Möhtemir abla. Yok. Ya adam bana iki kere ders çekti. Ha bundan mı çekmeyecek? Hem öyle olmaz. Ya sen ya o. Ya Herro ya Merro. Ey Allah'ım ya Rabbim, tövbe estağfurullah ya. Hep o Bella denen belanın yüzünden. Ha ondan kurtulmuş olaydık, o kenafir gözlü halasından da kurtulurduk. Hepsi onun yüzünden. Ay çirpi bacağını ayırdığım ya. Evet, hep o Bella yüzünden. Lanet olsun onun güzel yüzüne. Ne? Lanet olsun onun tatlı diline, saf yüreğine. Lanet olsun onun hoş sohbetine. Abla ne diyor? Lanet olsun içimdeki Bella sevgisine. Ne oluyor Hafer? Üzerine basılmış kurbağa gibi bıraklıyorsun. Bu teşbihin hiç hoş değildi kocacığım ama mevzumuz bu değil. Neyse bir kenara bırakıyorum bunu şimdilik. Bizi dördüncü kadından kurtaracak formülü buldum. Neymiş o dahiyana formül Afet? He ağam şu oluyor ki, şimdi Gökhan ağababamın karşısına dikilip bu evden ya o kadın gidecek diyecek ya da ben gideceğim diyecek. Ay sokum, sen de böylece ayrı eve çıkma emellerine kavuşacaksın, yoksam yok. Değil sokumsuz Nazgül'üm, yoksam yok. Ya ağababam aylardır Gökhan'ımın askerden gelmesini bekledi sıkkım benim gibi. Yani onun hiç gitmesine gönlü razı gelir mi? Gelmez, bu vesileyle de dördüncü karıyı göndermiş oluruz. Yok, o iş öyle olmaz. Ya babamı tanımıyorsunuz mu ya? Ha tanımıyorsunuz mu? İşi inada bindirir, daha da beter saplanır kadına. Bu sefer hiç önünü alamayız. O zaman babamı Asude'den uzak tutmanın yollarına bakacağız. Öyle değil. Asude'yi babamdan ayrı tutmanın yollarına bakacağız. Aynı şey değil mi abi? Aynı şey değil benim güzel kardeşim. Eğer babamı Asude'den ayrı tutmaya çalışırsak babam bunu hemen anlar. Cin gibi oğlum babam, cin gibi. Siz ne karışıyorsunuz der, çat çat canımızı okur vallahi. Ya aşkım, sen bana vermiş bir ödül gibi bir şeysin yakın. Analitik düşünüyorum. Evet, analitik. Neyse, konumuza dönelim. Şimdi Kaan ağanızın demeye çalıştığı şey şu. Ağababamı oyalayacağız. Yani dikkatini dağıtacağız, gündemini tamamen değiştireceğiz. Haksız mıyım? Evet. Peki neyle oyalayacağız Nazgül? Neyle olacak kız? Tabii senle. Ben. Şimdi gerçekler ortada arkadaşlar. Birbirimizi kandırmayalım. Afet, bak lütfen kendini toparla bu diyeceğimden sonra ağababamın en sevdiği gelini Melo. Bunu kabullenmemiz lazım. Dolayısıyla sen gidip bir şey uyduracaksın. Ya valla ben öyle alenirli şeylere bilmem. O senin uzmanlığını kavlanı. Pardon. Alengir demek istedin galiba. Çok teşekkür ederim Ertim Temeç'in. Ben var ya ilkokul 5'ten sonra okula devam etseydim çok fena bir şey olurdu. Ama Diyarbakır'da Oxford vardı da biz mi okumadık? Sen de boş ver. Neyse haydi durma git de ayran çarkala. Ne oldu? Aç mı verdin yoksa? Yok kız, mermi için değil, halanlar için de haydi durma. Ben de geleceğim sonra. Ha. Tamam o zaman. Haydi. Haydi. Aha, Hazar. Bak, geldi. Sana diyordum ya, geldi. Ne geldi abi? Oğlum, karımın entrikası geldi. Bak, şu gözlere bak. Tutku, ihtiras, entrika. Hepsi orada. Gözleri kıstı. Bakma. Bakma çarpılırsın, yemin ediyorum. Yenge. Tut. Düşünüyor. Hayırdır karılar? Size ne oldu Kıbeyli? Karadeniz'de gemileriyiz mi battı? Oy, battı ki ne battı Türkmen abla? Hem de biz içindeyken battı.
O nasıl laf kız öyle? Tevbe bismillah. Abime bir şey mi yaptı Izgı? Biz etmedik de o bize edecek. Ya kız abim size ne edebilir ki ya? Abin ettiği yerden gül bitir. Yengilerim. Ben asıl size bir şey danışacağım. Ya Türkmen abla ya, görmüyor musun hiçbirimiz havamızda değilik. Ben yıllardır değilim Möhtebir. Ne var yani? Bir kere de beni dinleseniz, bağ dertlenseniz çok mu? Ya ben diyeyim ki karılar, hani bu Gorucu'ya gelen Araplar var ya, gerçi beni görmeye gelmediler ama neyse, onun ne önemi var ki? Acaba diyeyim ki aralarında bir kişim bile olsa beni görüp beğenmiş olamaz mı? Ha, ne diyorsunuz karılar? Ya olur mu öyle şey Türkmen abla ya? Hay ayıp bir kere. Yani kimi görmeye geldilerse onu görüp giderler. Ne var canım? Bir kere de beni görseler ölürler mi yani? Ya görmüyor mu Allah aşkına? Her birimizin derdi başından aşkın. Ayşe, Ayşem, kız diyeyim ki hani sen Arapça konuşmayı bilin ya. Bu gelen Araplarla diyeyim bir konuşsan. Belki aralarında bir kişim olsa bile beni görmüştür, beğenmiştir. Beni adam bağ içi akmıştır da şartlar gereği söyleyemeyidir. Yazık diyeyim beni adam içine atmasın günah. Türkmen abla sen kafa iyice gitti elmaya. Gitti. Vallahi gitti. Kız benim sadece kafa değil ki benim ömrüm gitti. Kız benim gençliğim gitti. Vallahi. Tabii sizin tuzuğunuz kuru. Kocağız yanınızda. Ya ben soğuk kış gecelerinde ürkek bir serçe gibi bir başına tir tir titreyen Türkmen. Ha? Türkmen nesin? Titreyen serçe. Ürkek. Ha? İçimde serçe titriği böyle Möhteber böyle titriği titriği içimdeki serçe. Kız ben derdimden kurudum ya. Vallahi hiçbir izin haber yok. Görmüşsünüz ki ben. Bak, bak. İnanmıyorsa bak. Baba. Kız bak benim kaşık kadar kaldı benim ya. Böyle miydim ben? Apeyleydim. Hiç fark etmişsiniz. Görmüşsünüz ki beni. Türkmen abla. Hocam. Ben sana bir şey diyeceğim. Sen ah aldın. Ah ettiğini biçiyorsun. Ne ah? Ne diyorsun sen? Saf mısın ya? Allah Allah. Kimin ahını alacağım ben? Sen bir gitsene 20 yıl öncesine. Niye ki ne? 20 yıl öncesine git. Kimi reddettiydin de aşkından kör olduydu? Ha sen kurasan... Tövbe estağfurullah Möhteber. Ben de bir şey diyeceğini zannedeyim ya. Kız onun benim reddetmemle ne alakası var? Müsellim abimin ispirtosun işte ondan kör oldu o. Ya o adam durduk yere niye ispirto içsin ki? Ha? Adam senin derdinden kör oldu. Vallahi mı? He? Yazık. Hoş. Yalan sabır. Azıcık daha burada oturup düşündüğümüz iyi oldu. Birazdan da kapının önüne çıkarız orada düşünürüz. Ayşe. Ya Allah rızası için sus ya. Bak bütün hırsını senden çıkartırım ha. Ne yaptın? Aferin, aferin çok iyi köpürtmüşsün. Harika köpürtmüşsün. Güzel köpürtmüşsün. Nazgül ne yapıyorsun? Halama bunu mu içireceksin? Yok kız, halaya değil. Babaya içireceğim. Babamın silindir kapakçı odasını gevşettireceğiz. Aa, babamın ince odası mı varmış? Hepimizin var ya kız. De haydi sen ne yap yap bunu babaya içirmeye çalış tamam? Ya içmezse? İçer içer. O da senin marifetin. Hadi ben kaçtım. Kucağın olsun sevgiler. Kız! Yeni gelir. Efendim? Nereye götürüyorsun sen öyle bakayım şu ayranları? Şey... Halamlara. Halam mı içecek şimdi bu ayranlar? Aha. Nah aha. Zıkkımın pekini içsin. Şey anneciğim. Ben size başka bir ayran yapsam, bunu vermesem? Vereceğim. Ya anne, vermesem? Vereceğim. Bana da vereceksin. Ha, yok bana vermeyeceğim, ben yeminliyim. Ben yeminli değilim. Ben içeceğim. Anne, bari onu içme, bunu iç. Bunu da içeceğim, bunu da içeceğim. Aha da. Ah.
Afiyet olsun Mütebber abla. Sağ ol canım. İnşallah cırcır olursun. Haydi. Ya Nazgül işe yarayacak mı bu plan ya? Vallahi eğer kim belo bir aksilik çıkartmazsa sorun yani. İşe yarayacak. Benim karım niye aksilik çıkarsın ya? Alt tarafı bir ayran ikram edecek. Geliyor sizinki. Hayırdır kız? Niye suratını sallandırıyorsun? Ya. Ne? Ya of. Yanlış conta gevişecek. O ne demek yenge ya? Ne demek? Yaptım ayran var ya. Muhtemel anne içti. Ana ya. Allah seni canın almıyor. Ay, neyse boşa gitmemiş. Kız bana bak doğru söyle. Sen mi karıştırdın bunun kafasını? Aa yok ben niye karıştırayım aşkım? Hiç öyle şey yaparım. Belodan çıkan entrika da bu kadar olur zaten. Üzülme aşkım. Sen daha yenisin. Nazgül Ustan sana bütün entrikaları en ince detayına kadar öğretir. Bir ayak almaz sen dost olursun. Bildiğim her şeyi. Bugüne kadar uyguladığım her şeyi seninle paylaşmaya hazırım. Beni bugünlere getiren sırlar her neyse seninle paylaşmaya hazırım Belo. Sağ ol Nazgül ya. Çok iyisin. Bence beni de es geçmeyin. Yani ne de olsa aşağı anamın geleneğim. Tamam canım anladık maşallah. Hiçbirinizin birbirinizden eksik bir tarafı yok. Bravo. Haydi bakalım. Yürü kalfa. Şu çırağımızı öğretelim bu işin püf noktalarını. Kalk 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 yürüyün. Hadi. Ya bak nasıl arada öptü hemen çaktırmadan. Benim kardeşlerim beni dinleyin. Bakın bu karıların hallerini gördünüz. Bundan sonra konakta öyle her önünüze geleni sakın yiyip içmeyin ha. Benden söylenmesi. Abi ben askerde daha iyiydim ya. Erkekler içinde rahattım. En azından dost belli düşman belliydi. Bu kadın oyunları beni aşıyor ya. Aç onu bileydin. Allah. Abici, buralar seni bayağı bir değiştirmiş. Camilla gitti, sen hala buradasın. Tebrik ederim. Bu tebrik bana ait Asude Hanımcığım. Dünürümü değiştiren, içindeki erkekli gururunu çekip çıkaran bizatihi ben kendimim. Dünürüm biraz abartmıyor musun? Aman canım, tabii sizde de bir altyapı vardı. Yani haklısın, ben çıkardım ama. Allah razı olsun. Ya aslında Camilla'yı çok merak ediyorum. Etmiyor değilim ama nasılsa eve gidince telefonuma mesaj gelir. Onun için rahatım yani. Ya sen zannediyorsun ki Camilla Hanım eve gidecek. Bir de sana haber verecek. Çok beklersin, çok. Yok, Camilla değil. Bizim evdeki güvenlik sistemi eve biri girince telefonuma mesaj yolluyor. Ne? Ya, böyle sistem nereden varmış? Sizi ara yaptım. Ellerine sağlık benim gelinim. Çok makbule geçecek, ver. Aa! Ha, önce misafirlere diyorsun, anladım. Buyurun, buyurun Asude Hanımcığım. Halacığım, ortadaki senin. Canım, ellerine sağlık da niye ellerin titriyor? Benim mi? Bilmem, yorgunluktan herhalde. Ver kızım, ver. Ben de alayım. Sağ ol. Aa! Ne oluyor kızım? Bu kalender babamın. Manda yoğurt sever diye onu ayrı yaptım. Hadi ya. Yavrum, bilmiyor musun? Ben de çok severim manda yoğurdunu. Görüyor musun Asude? Bu evdeki papucumuz çoktan dama atılmış bile. Vallahi kızım beni o kadar seviyor yani o kadar olur. O da beni bu sefer... Ya alır mısınız artık şu ayranları? Hayırdır kızım, ne bu sinir ya? Tamam tamam, ver. Al kalender, al. Ver. Al benim ayranımı sen iç dünürüm. Manda yoğurdu senden kıymetli mi ya? İç, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hayır Papito, diğerini al. Ya kızım iyi misin sen? Allah aşkına ne oluyor? Deminden beri alt tarafı bir ayran içeceğiz. Ya sürekli azar içiyoruz yahu. Of ya, of! Tövbe estağfurullah. Nesi var bu kızın ya? Ne bileyim, benim dünürüm. Kayış sıyırdı herhalde sıcaktan. De haydi, haydi. İçelim ayranımızı. Afiyet olsun, yarasın. Afiyet olsun. Ya uf ya uf, yine yapamadım. Vah, bu defa kime içirdik kız direş? Ya babam. Ha ya işte. Kalender babam değil, benim papitom.
Aman kız bu gidişle konaktaki herkes motora basacak ha. Aman! Çok trajik Allah canım abi ya. Bu gidişle herkes içine ettirecek konak. Anam, konak altının motor selameti için. Bak aman diyeyim, başka bir çare bulmamız lazım ha. Çalmış ama çalmış. Ay acaba. Jandarmalar mı geldi? Ya nasıl unutuyorsun Müsellim amca? Amca değil. Aa, Müsellim? Aa. Demek hala ağalıkta gözün var Müsellim. Sen hiç akıllanmayacaksın, hiç. Oo, nihayet Şirin Hanım, nihayet. Bekle, bekle, öldüm burada acımdan. Yavaş ol, yavaş. Hizmetçin yok senin burada. Hele hele. Bu kahvaltının zayıflığının bana olan sinirle bir alakası olabilir mi acaba? Aa yok canım. Gecenin köründe yatağımın altından fare gibi çıktın diye niye kızayım ki sana? Ne? Açıklayabilirim. Ya sana da aşk olsun amca. Gizli tüneli Adana Pozantı otobanına çevirmişsin resmen. Ya elin adamını niye söylüyorsun? Vay, elin adamı mı olduk şimdi Şirin Hanım? La? Ben senin kafanı kırarım ha. Allah'ım bak Müsellim amca, kötü bir niyetim yoktu. Böyle bakıp çıkacaktım. Neye bakacaktın oğlum, neye? Şirin'le. Aman! Tünele. Ya o tünel bana ait. Benim tünelim. Benim tünelimde başka kimse olamaz. Baba yakar burayı. Tamam tamam, Allah'ıma bir daha olmaz Müsellim amca. Amca değil, ağa diyeceksin ya. Ağa, Müsellim ağa. Müsellim ağa. Müsellim ağa. Müsellim ağa. Ağa Müsellim. Hop, sen de köresen. Haydi sofraya. Ben hayınlarla aynı sofraya oturmuyorum. Ya bana bak, Baran hayın sayılmaz ki. Kaçakçı o. Ben Baran'dan değil, senden bahsediyorum, senden. Aydın, kalın sağlıcakla. Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Aa diyeceksin. Oyna. Rahatsın değil mi Reyhan'ım? Ha, bak düğün hediyemizi beğendin mi? Sağ son model sıfır araba aldım. Ha. Bugün bizim günümüz. Nereye istersen oraya gideceğiz. Günaydın benim babam, günaydın. Ah, günaydın benim oğlum. Günaydın benim cici annem. Küstü bana, bak konuşmuyor. Nereye böyle? Cici ananı gezmeye götüreyim. Konakta çok canı sıkılıyor biliyor musun? Dağlardan geldi beri şehir hayatına bir türlü alışamadı benim Reyhan'ım. Götür benim babam, götür de amma dikkatli ol. Konağın kapısından dışarı adımını atma. Niye diyeceksin? Dışarıda çok trafik var biliyor musun? Maazallah size bir şey olur diye çok korkarım. Hadi sen dikkatli adamsındır ama cici anneme bir şey olmaz. Ey tamam tamam, hadi çekil bakayım. Haydi. Sağlıcakla, sağlıcakla. Günaydın Kalender Bey. Günaydın. Günaydın Aslı Hanım. Hayırdır böyle sabah sabah? Birkaç gündür sporu aksatıyordum. Hazır hava güzelken erkenden kalkıp koşayım dedim. İyi etmişsiniz. Maşallah çok yakışmış. Yani koşmak çok yakışıyor yani her şey size. Ben de çok meraklıyımdır biliyor musunuz spora? Aa. Evet. Siz hangi sporla ilgileniyorsunuz? Ben? Ben ok atma, gülle atma, cirit atma, ciritle yüksek atlama. Yani bütün olimpik ata sporlarını severim ben. Biliyor musun? Ne güzel. Güzel evet. Ama biliyor musunuz? En çok da at binmeyi seviyorum. Müsait olduğunuz bir günde size böyle kalendere bindirmeyi çok isterim. Ne? Kalender. Kalender benim atım. Yani kendisi çok meşhurdur. Biricikleri vardır böyle. Yani böyle tanıştırmayı çok isterim hakikaten.
Karadeniz. Olur. Neden olmasın? Tabii canım, neden olmasın. İnşallah en kısa zamanda tanıştırırım size. Spor da önemli bir şey zaten. Ben sizi yolunuzu alanı koymayayım. Koş, koş, koş. Mütibir abla. He canım. En son ne zaman koşmuştu hatırlıyor musun? Ayadan kaçarken. Başka? Seni kovalarken. Başka? Başka... Başka da yok. O zaman can alıcı sorumu soruyorum. Heh. Bayram değil, seyran değil. Ağam neden koşuyor? Aşağı! He. Ağaç ormanlarımız gelme, aşağıya iniyoruz. Haydi! Ağaç ormanları. Mütibir abla. Ay he canım. Gerçekten kostümde çok uygun olduk, tebrik ederim. He he, vallahi kuncum. Ya acaba Mıstıklar Ceylan'ın sumataralarına mı alaydık? He ama onu daha sonra katarız Ayşe. He. Mütibir abla. He canım. Ayşe. Günaydın abla. Günaydın ağam. Mütibir. He canım, günaydın. Ya ne işiniz var ki ne sizin burada? Ya sabah spor yapıyoruz ağam. Siz bir de sabah sporu. Yok böyle bir şey olamaz. Allah Allah. Beraber yaptığımız tek kalemaçları ne çabuk unuttun ağam. Apır sabır konuşup durma Ayşe. Boşboğazlık etme. Ağam, de haydi koşalım. Yok ben koşamayacağım. Niye ki ne? Hasude Hanımcığım. Ya bir mazeretim var bana. Eğer müsaade ederseniz ben biliyorsunuz bir iş insanıyım ya. İşlerimle ilgilenmem. Ya lazım gerek. Tabii Kalender Bey. Siz yarın sabah aynı yerde aynı saatte inşallah size iyi koşular. He. Hadi koşak. Cemil. Ha Cemil. Buyur ağam. Ağam boğazına bir şey mi kaçtı? Dil attım. Dil attım. Ağam onlar Muhteber ablamın değil miydi? Dil attığı yeter lan. Ölüyorum ben. Peki ağam. Peki ağam. Allah. Allah. O ne lan? Spor ne lan? Spor. Of, of. Camilla'nın uyku bandı. Şunu bari kargo vereyim de postalayayım. Rahat etsin kadın. Camilla bu olmadan hayatta uyuyamaz biliyor musunuz? Ya uyumazsa uyumasın bu saatten sonra sana ne ya? Kamelyalarım gitmiş işte bitmiş. Allah Allah buna alışsan iyi edersin. Biraz inadını kırabilseydi her şey çok başka olurdu. Sen hakikaten o gitti diye üzülüyor musun? Üzülüyorum tabii dünürüm ya. Ben size bunu anlatamıyorum galiba. Camilla benim ilk ve tek aşkım. Ama bu sefer biraz fazla ileri gitti. Yani bir yerde dur demem gerekiyor. Tabii canım geç bile kaldın ama seni takdir ediyorum. Bak yanımda kala kala bir şeyler öğrendim benden. Ya bir şeyler kapmışsın. Ya nasıl da çat diye koydun postayı. Ya öyle oldu ama. Aması maması yok benim gönlüm. Kamelyalarım da kim oluyor ya? Tutmuş bizim en değerli... Aman işte senin en değerli varlığın olan bacını almış karşısında çata çat kavga ediyor ya. Sen kimsin bir kere o kim? Bir kere o kültürlü, güzel böyle zarif bir hanım ya. Yani hazır bu Asude Hanım demişken ha. Keçi yine değişti. Camilla bir şeye hayır dedi mi hayatta ikna edemezsiniz onu. O değil de hazır Asude Hanım demişken ha. Yani bir baktım ben senin bacını da o kadar iyi tanımıyormuşum aslında. Yani gördüğüm kadarıyla bu spor faaliyetleri dışında hani nedir bu kadının hobisi fobisi falanı filanı yani insan bilmek istiyor biliyor musun? Kalender Beyciğim affedersiniz ama siz şimdi birden Asude'nin hobileriyle niye ilgilenmeye başladınız? Ah, aşk olsun. Benim hayatta en değer verdiğim, en sevdiğim bir tanecik dünürümün bir tane bacısı var.
Ben niye ilgilenmeyecekmişim? Ya ilgilenirim tabii. Ben sizin ne demek istediğinizi gayet iyi anladım Kalender Beyciğim, merak etmeyin. Ama unutmayın, Asude benim kardeşim. Yani bacım. Benim bacım sizin de bacınız olur. Ne münasebet? Benim bacım, benim bacım, senin bacın, senin bacın canım. Aklınızdan geçen şeyden hemen vazgeçin Kalender Beyciğim. Size de bu kadarını söylüyorum. Ben biraz dışarı çıkıp hava alacağım. Sakinleşme ihtiyacım var. Ha bu arada, bence siz de çıkın biraz hava alın. Hayır, beyninize oksijen giderse belki daha sağlıklı düşünebilirsiniz. Bela! Efendim babacığım. Bela, iyi misin kızım? İyiyim babacığım. İyisin değil mi? İyiyim. Hazar, iyi tamam. İyi baba. Hani şeyden diyorum, ben annen gitti ya, ona çok mu üzüldün? Yok baba ya. Annem gitmelerini anlaşayım zaten. O biraz gezer, sıkılır, sonra geri döner. Merak etme. İyi. Oo. Ya bak seni gördüm bak. Ne zamandır soracağım bir türlü... Hay Allah ya. Ya sen Asude halanla beraber büyüdün değil mi? Ya Asude halanın yanında büyüdün değil mi? Aha. Yani onu nelerden hoşlanır, ne sever ne sevmez... Fobileri var mı falan bilirsin değil mi? Vallahi babacığım, ben pek bilmiyorum. Onu istersen sen Papito sorabilirsin. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. O kadar yıl yanında yetiş, büyü, halanın nelerden hoşlandığını bilme. Bir de üstüne üstlük Papito'ya sor de. Utanıyorum. Ya babacığım, Bella nereden bilsin Allah aşkına ya? Mesela ben de Türkmen halamın neyi sevip neyi sevmediğini bilmiyorum. O da senin ayıbın benim oğlum. Allah Allah! Ya Türkmen'le sen ayrıca Asude Hanım'ı nasıl karşı karşıya getirebiliyorsun ki? Ya Türkmen ya Türkmen. Aklı fikri evlenmekte. Oysa Asude Hanım öyle mi ya? Kendisi bilgili, görgülü, zarafetli, yani cazibeli, kültürlü. Ay! Çok yoruldum. Aa, kitaplar almışsın. Biz de tam şimdi sizden söz ediyorduk. Ben alayım canım, o kadar yorulmayın. Yazık size. Otursanıza madem yoruldunuz. Oturun canım. Oturun. Arayıp bulamadığım birçok kitabı burada bir sahafta buldum. Öyle mi? İşte Adana böyle bir yerdir. Ama bana söyleseydiniz ben araştırırdım. Yani niye yoruyorsunuz o güzelim ayaklarınızı? Söylesem de bilebileceğinizi sanmıyorum Kalender Bey. Öyle mi? Teessüf ederim. Ya tabii ben hiç tanıyamamışsınız. Ya ben aslında bir kitap kurduyumdur. Yani kitaba çok düşkünümdür ben. Öyle değil mi lan Hazar? Tabii öyle Asude Hanımcığım. Benim babam kitap bile yazdı. 3 ayrı kitap. 4. de yolda Allah nasip ederse. Benim tabii konum ağalık yani. Ağalık kitabı üzerine çalışıyorum yani öyle. Çalışıyorum. Benim. Babacığım. Babacığım. Bizim ufak işimiz vardı. İzninizle gidebilir miyiz? Ha. Müsaadenizle. Ne işimiz var? Aşkım, ne oldu? Niye apar topar getirdin beni buraya? Hazar, babamı gözaltında almamız lazım. Ya aşkım saçmalama ya. Babamı niye gözaltına alıyoruz? Adam yine ne yaptı? Ya görmüyor musun? Adamı gözü koymuş. Göz koymuş demek istedin herhalde aşkım. Neyse, koymuş işte. Hazar bir şey yapmamız lazım. Ya hayatım sen babamı tanımıyor musun? Babam bir tane misafir gördüğü zaman böyle hava atmayı, kendini farklı göstermeyi sever. Ya Hazar bak böyle bir şey değil. Ben hissederim öyle şeyler. Hemen engel olmamız lazım. Ya hayatım babamın böyle bir niyeti varsa da halan karşılık vermez. Böylelikle konu kapanır gider. Ne yani? Karşılık verir mi diyorsun? Sadece karşılık vermekle kalmaz. İlmini, kemiğini, her şeyini sömürür. İyiliğini demek istedin herhalde aşkım. Ya Hazar ya bana düzeltip durma Allah aşkına ya. Sana ciddi bir şey söylüyorum. Bak, halamın kaç tane leşi, kaç tane inkazı var? Senin haberin var mı, ha? Yok. Hı. Yıktığı yuvalar, iflas ettirdiği insanlar. Sana saysam oho! Akşama kadar buradayız. Desene Asude öldüren cazibeymiş. Aha. Şirret. Aha. Şeytan. Ya Hazar ya, o benim hava lütfen. Bir şey yapmamız lazım.
Dur aşkım dur. Beni de telaşlandırdın. Ben gidip abimle Gökhan'la bir konuşayım hemen. Ya dur 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 dur. Buradan değil. Şüphelenirler. Sen buradan git. Şüphelenirler olacak aşkım. Ya sen gel. Ahan da dubara. Şöyle iki, şöyle üç. Al bunu. Hadi sen şimdi odana çizgi film seyret. Bugün okullar sana tatil çünkü. Sıkıyorsa batakta gelsene karşıma. Gerçi sen onu da bilmezsin. Okey de gel, okey de abi. Ah, gel benim Hazar kardeşim, gel. Ya bunu Mars etmekten, ters düz etmekten elim kolum yoruldu ya. Bırakın şimdi tavlayı mavlayı. Eğer acilen bir şey yapmazsak Mars'ı da düzü de o zaman göreceğiz. Hayırdır abi, ne oldu? Nedir bu telaşın? Babamız diyorum oğlum, babamız. Asude denen öldüren cazibe nağına düşmek üzere. Ya Hazar'ım ne diyorsun ya? Ne öldüreni, ne cazibesi? Babamı tanımıyor mu oğlum? Biz de görüyoruz, biliyoruz. Babam gider öyle iki havasını atar. Sonra ya hevesini alır, ya havasını alır, oturur yerine. Öyle değilmiş işte abicim. Belli anlattı. Bu Asude denen kadın birinin hayatına girdiği zaman virüs gibi tüm sistemi çökertmeden çıkmıyormuş. Ya ne bileyim, iflaslar mı dersin, yıkılan yuvalar mı dersin? Bir sürü vukuatı varmış bu kadının. Bak sen şu fettan Asude'ye. Vallahi Kamil amca çok üzüldüm şimdi ya. Öyle Kamilla gibi karısı, Asude gibi kardeşi. Yazık adama ya. Lan oğlum bıraksana sen Kamil babamı, kendi babanı düşünsene. Bak eğer bir şey yapmazsak abi bu işin sonunda hepimiz çok üzüleceğiz. Hakikat ciddi diyorsun yani durum. Ya Bella biliyorsun kolay kolay böyle şeyleri anlatmaz. Hem kız halasına niye iftira atsın ki? Bella diyorsa haklı olabilir ha. Biz yine de babamı bir takibe alalım. Ya siz bu konakta kala kala Ece Hint dizisine bağlamışsınız ha. Rahat olun biraz ya. Relax, relax. Maşallah lan Gökhan. Senin de bayır aşağı evin yok ha. Oğlum ne oldu sana? Unuttun memleketini galiba. Bura Texas. Oğlum bura Dallas. Her an her şey olabilir. Tetik olmak lazım. Abim doğru söylüyor. Biz her an tetikte olalım, müdahale edeceğimiz anı kollayalım. Oo, sizin kafalar iyice uçmuş. Öyle mi? Sen uç bakayım oradan. Gel Hazar'ım, gel. Otur oraya da abilerin nasıl tavla oynuyor, otur bir öğren. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Oğlum bunu ne yapacağız lan? Bunun işi gücü de yok. Ağam, bunları nereye bırakayım? Ver, getir şu, koy şöyle. Bunlar mıymış? Ağam bunları ne yapacaksın? Takoz yerine mi kullanacağız? Ya Cemil sen kafanı... Allah Allah! Beynin mi sulandı oğlum senin? Okuyacak bunları, okuyacak. Daha nasıl okuyacak? Lan bunların daha incesi, daha küçüğü yok muydu ya? Vallahi ağam, hukuk kitabı istedim. Hep bunları verdiler. Ya bu iyi gibi, mavi. Türkçe değil mi bu? Kalender Bey. Hocam, ah! Hoş geldiniz Asude Hanımcığım, buyurun. Buyurun. Evet Cemil, sen sana söylediğim gibi o işi oradan al, öbürüne ver. Onu da öbürünün üstünden geçir at yani. Anlamadım. Nasıl anlamadın? Anlamadın mı? Peki, peki. Hayırdır? Hukuk kitabı mı okuyorsunuz? Benim en çok sevdiğim şey hukuk kitabı okumaktır. En büyük hobimdir. Yani özellikle genel kamu hukukunu bu saatlerde okurum. Yani ceza hukuku mesela sabahleyin en çok ama ticaret hukuku... Ya bu olmadan olmaz. Bundan bir gün okumasam gözüme uyku girmez, biliyor musunuz? Allah Allah. Yani eğer sizin de böyle aklınıza bir şey takılırsa, hani bir şey danışmak isterseniz bana, yani ne zaman isterseniz, 7/24 yani gelebilirsiniz kapıya, bir tık tık. Babam duydunuz mu ya? Adam hukuk profesörü kesecek başımıza. Ya ben demiştim size. Şimdi anladınız mı durumun ciddiyetini? Oğlum hakikat Hazar doğru diyormuş Gökhan. Benim babam Zoka'yı yutmuş da bizim haberimiz yokmuş. Ya onun eline son aldığı kitap benim ilkokuldaki okumayı söktüğüm kitaptı yani, o kadar. Bu Asude var ya, bu Asude. Düşündüğümüzden çok daha tehlikeli olacak. Anında bulayım yazıyorum. Doğru dedin kardeşim. Yalnız Allah vere de babam bu kadın yüzünden kendini başka şekillere sokmasa bari. İnşallah. Bak bakayım okuyor mu? Dur dur bir dakika, bak bakayım. Sınırsız sorumluluk getiren şirketler. Haksız rekabet. Bak buraya dikkat. Yani adi şirket. Gitti oğlum. Babamı kaybettik. Gitti adam. Kitabı okuyor ya. Oh. Ulan Cemil. Ulan daha hafifi yok muydu bunun? İnsan alırken bir kilo alır, iki kilo alır. Ne lan bu? 10 kilo bu. 10 kilo.
Asude'ye nasıl hava basıyor bak. Ya niye adamın günahını alıyorsunuz? Belki canı spor çatıyordur. Ağanın bu vakte kadar ne zaman ağırlık kaldırdığını gördün sen. Gökhan geldiğinde Ayşe'yi kaldırdıydı ya Möteber abla. Möteber abla. He. Ben hakikaten o kadar ağır mıyım? Ne gülüyorsun Asiye? Ha ne gülüyorsun? Sen ağamın gözünden düştüğünden beri kategori dışı sen kategori. Burada oturmuş neye dertleniyorsun acaba? O işler hiç belli olmaz Ayşe'cim. Ben ağamın gözüne tekrar girecek bir yol bulurum elbet. Sen dert etme canım. He he. Ya ağamız evden gidiyor. Siz neden bahsediyorsunuz Allah aşkına ya? Görmüyor musunuz halini? Ah. Hayırdır dünürüm ne oluyor ya? Ya dokununca ağrıyor biliyor musun? Dokunmayın ağrımasın. Ha. Hayır bu yaştan sonra böyle tavşan gibi zıp zıp zıplarsanız olacağı budur işte. Vallahi kim spor adamı zinde yapar demişse yalan demiş ben sana diyeyim. Bütün etlerim lime lime dökülüyor. Oh. Asude'ye ayak uyduracağım derken hıp diye gidivermenizden korkuyorum Allah'ım ya. Allah muhafaza ya dağlara taşlara ne biçim laf o ağzından yer alsın. Ama Asude Hanım'ın maşallahı var. Yani enerji bakımından diyorum. Nasılsınız Kalender Bey? Ağrısızı var mı? Yok. Olur mu yine? Teessüf ederim. Benim gibi son derece sportif, son derece sağlıklı bir insan. Ne? Nasıl görünüyorum ki ne? Vallahi gayet dinç görünüyorsunuz. Spor işe yarıyor bence. Evet, tabii öyle. Baba, baba. Baba. Ne oldu benim oğullarım? Böyle kurşun askerler gibi dizildiniz karşıma. Babacığım konuşmamız lazım. Konuşalım benim oğlum. Asude Hanım yabancımız değil oğlum. Konuşalım de haydi. Hemen Ankara'ya gitmemiz lazım. Sebep? Sebep Ağlar Birliği Başkanı seçilecekmiş. Niye ki ne? Babacığım hazır ol. Senin de çok sevdiğin Ağlar Birliği Başkanı Hamdi Ağa hakkı rahmetine kavuşmuş. Allah Allah! Rahmet eylesin. Fakat Çukurova Ağlar Birliği seni başkan adayı olarak gösterecekmiş. Deme ya. Tabii baba, protokol yemeği varmış. Milletvekilleri falan da gelecekmiş. Oo! Resmi davet yani. Ha devlet işi yani. Gitmemek olmaz. Olmaz. Yok olmaz. Olmaz. Tabii tabii böyle bir durumda davete icabet etmek gerekir. Evet, ne yapalım biz de davete icabet edeceğiz o zaman. Ne zamanmış bu davet? Bugün. Yapma ya. Hemen şimdi bugün mü yani? Evet baba bugün ama merak etme ben özel jetimizi hazırlattım. Bizim özel jetimiz mi var? Ya 004'ü ne kadar çabuk unuttun? Allah doğru ya ya bak işte kullanmayınca unutuyor insan. Asude Hanımcığım ben daha çok benim 003'ü kullanıyorum o bir pırpır. Kalbim gibi. Yani jete binmiyorum çünkü jet lag oluyorum. Öyle. Ha ben size pilot olduğumu söylemiştim değil mi? Evet. Yani uçarım da uçururum da demiştim değil mi? Benim babam artık hazırlanarak da gidek. Asude Hanımcığım. Yani ben bir kuş uçumu Ankara'ya gidip geleceğim. Siz işte burayı kendi evinizmiş gibi kullanın. Ne isterseniz yapın yani. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Sağ olun. Tabii tabii iyi yolculuklar. Biz buradayız merak etmeyin zaten. Sağ olun. Sağ olun. Hadi sağ babacığım hadi geç hadi, kalacağız. Hadi, bütün ağalar seni bekliyor. Hadi, hadi baba. Hadi, hadi tempo bir iki. Hadi. Hadi. Açın önümüzü. Başkan geliyor. Çukurova'nın başkanı geliyor. Benim babam geliyor. Bir. Zeynep. Anam bu renk seni çok açtı ha. Bir
müsaade ederseniz girebilir miyim? Ay tabii ki. Tabii ki Asuda Hanım, lütfen gelin. Amel oturun, buyurun. Buyurun oturun lütfen. Ağlıyorduk. Möteber Hanım. Bu ne hal? Ne oldu size? Anam söyle. Söyle, belki Asuda Hanım'ın da yapacağı bir şey vardır. Anam gurur yapma, söyle anam. Selim'im. Lütfen söyleyin. Kim sizi bu hale soktu? Anam ben gizlen bir şey yapmadım bana. Ben kendim şahsen bilakis merdivenlerden düştüm. Möteber Hanım, merdivenlerden sadece kafanız mı düştü? Lütfen bana anlatın. Kim yaptı bunu? Bakın duydum. Elleri kırılsaydı diyordunuz. Belli ki birinden şiddet görmüşsünüz. Hemen dedim. Bari siz söyleyin. Söyleyelim de ağam bizim de kemiklerimizi kırsın değil mi? Ağa mı? Hangi ağa? Kalender ağa mı? İnanmıyorum. Möteber Hanım, hemen hastaneye gidip darp raporu almanız gerekiyor. Yok, Aside Hanım. Ben hastaneye, hastaneye değil, gidemem. Ben geçsem, geçsem. Bir bardak soğuk su içmek için mutfağa giderim ancak. Haydi Möteber. Anam, korkanım. Yanıma. Anam durmayı sanıyor değil mi bebeğim? Kızım. Ay. Her yanım ağrı. Ama böyle sessiz kalamazsınız. Kalmadı zaten canım sabah. Ağlarım yine beni. Kaldın canım. Bir dakika. Möteber Hanım dayak yerken yanında mıydın? Bak eğer şahitlik edersen. Yok canım, ben şahitlik edecekmiştim ya. Aa, benim minnoş vücudumu böyle olaylara karıştırmayalım avukat hanımcığım. Ama eğer gördüysen... Yok ya, görmedim diyorum işte, görmedim. Sabah kalktığımda böyleydi kadıncağız. Heh. Hem canım böyle olaylar bu konakta gayet olağandır. Benim işim gücüm var, tutmayın beni. Merdivenlerden düştünüz. He, nereden bildiniz? Merdivenin ününü az önce duydum da oradan bildim. Peki ayıptır sorması, nasıl düştünüz? Şöyle oldu, tepeden yuvarlandım, duvara çarptım, ha buraya yığıldım. Peki merak ettim, düşerken yanınızda biri var mıydı? He. Ağam var idi. Asiye Hanım, siz düştüğünüze emin misiniz? Yoksa biri sizi aşağı itmiş olabilir mi? Bilmiyorum ki. Biz ağamla böyle şiddetli bir kavga ediyorduk. Konuşuyorduk karşılıklı. Sonra bir şey oldu. Ben kendimi yerde buldum. Demek kalender ağa sizi itmiş olabilir. Öyle mi? Yok. Ben öyle bir şey demedim. Ben hatırlamıyorum dedim. Bakın Asiye Hanım, bu ciddi bir durum. Hemen hastaneye gidip darp raporu almanız lazım. He. Ben bu saatten sonra anca mutfağa gider, ha bir bardak soğuk su alırım Asude Hanımcığım. Şu hale bak. Resmen öğrenilmiş çaresizlik bu. Resmen. Ayşe Hanım. Evet. Yok artık. Siz de mi? Siz de mi ne? Siz de mi o malum merdivenden düştünüz? Nereden bildiniz? Of.
Of! Yok Asude Hanım, üzülmeyin. Ayağım merdivenlerden düşünce olmadı. Daha sonra oldu. Nasıl yani? Şöyle, ağam traktörün tepesindeydi. Ben de ona yardımcı olmak için gel, gel, gel diyordum ki bir de sinirlendi. Neden? Detone olmuşum. Ya ondan sonra böyle sinirli sinirli geri gelirken kut diye bir şeye çarptı. Kendime geldiğimde bu haldeydim. Yani Kalender Bey sizi traktörle çarptı, öyle mi? Yok, ben öyle bir şey demedim. Sen dedin. Görüyorsun Bella, o öve öve bitiremediğin Kalender Bey'in nasıl bir cani olduğunu görüyorsun değil mi? Şimdi lütfen bana açık açık anlatın. Sizi bu hale Kalender Bey mi getirdi? Anlıyorum, korkuyorsunuz. Ama gerek yok. Size yardım edebilirim. Bu şiddete daha fazla katlanmak zorunda değilsiniz. Bella, bari sen söyle. Kalender Bey bu kadınları dövüyor değil mi? Hayır, dövmüyor aslında. Ay, yani... Kendi gözlerimle görmedim diye öyle söylüyorum. Hani şahit olmadan da ondan... Ama aslında... Ya of, ya of! Anlaşıldı. Bella da baskı altında. Lütfen inadı bırakıp anlatın ki sizi kurtarabileyim. Sen bizi boş ver avukat hanım. Sen kendini kurtar. Kendimi mi? O ne demek? Bizim kurtulacak bir halimiz yoktur Aside Hanım. Bizim resmi nikahımız da yok zaten. Bir de üstüne üstlük. Geçenlerde ağamı başka bir kadınla yakaladım. Dövdüğü yetmiyor. Bir de aldatıyor mu sizi? Bir kadınla bastık. Ondan sonra daha böyle toplaşıp onu bir güzel dövdük. Yani sövdük. Ondan sonra sadece biz adadık ki... Sizin resmi nikahınız bile yoktur. O yüzden aldatılmış sayılmazsınız dedim. Aynen öyle dedi. Biz kader mahkumuyuz Aside Hanım. Devlet kadında bile yok. Dediğim gibi sen kaç, kendini kurtar. Ben neden kendimi kurtarıyorum? Niye ikide bir aynı şeyi söylüyorsunuz? Asudeciğim, bak canım, ben sana her şeyi açıklayacağım. Bak tatlım, bu konakta yüzyıllardır faadolite hüküm sürer. Erken kadına eziyet etmediği bir tek gün yoktur bu konakta. Kalender ağam bu zavallı yurdum kadınlarını her gün döver, her gün. İyi de neden? Canım, erkek canlısının bir kadını dövmek için nedene mi ihtiyacı var? Ha bak, şu güdüğü neden dövmüş biliyor musun? Şöyle çizmelerine bir bakmış, yüzünü görememiş. Aa, neden sen benim çizmelerimi cilalamadın diye. Eşek sudan gelinceye kadar dövmüş kadını. Ne? Ha, sonra da mühtebiri ne yapmış biliyor musun? Düğmesi kopmuş, neden dikmedin demiş. Onu da eşek sudan gelinceye kadar dövmüş.
Ama bak hakkaniyetli adamdır. Hakkını yememek lazım. Hak geçmesin diye hemen ardından Asiye'yi de dövmüş. İnanılır gibi değil. Vallahi billahi inan Allah'ın kuluysan bana bile el kaldırmış derler. Neler söylüyorsun sen Kamilla? Gerçekleri söylüyorum. Canım görümüm vallahi gerçekleri söylüyorum. Bu kelindir ağamın nasıl bir kadın düşmanı ruh hastası olduğunu söylüyorum. Yalan mı kız kardeşlerim? Yalan mı maysiz sanırım? Demek kalender gizli psikopatmış ha? Hem de kralı. Ben de asudeysem ona bu dünyayı dar ederim, dar. Hiç gerek yok. Sen git yeter. Ne? Sen kendini sıkıntıya sokma Aside Hanım. Biz hancıyız, sen yolcu. Hem ayrıca sen ağamızı hapse attırsan ne olacak ki? Yarın öbür gün elini kolunu sallaya sallaya çıkacak. Gelip gene tepemize çullanacak. Allah korusun. Yarın sözün özü avukat hanım. Nasıl bunları duydun sen biz sana söyledik. Ağam öğrenirse her şey daha beter olacak. Almayacak. Oldurmayacağım. Son kadın düşmanı son nefesini verene kadar rahat yok bana. Aferin karılar, ne güzel rol yapıyorsunuz vallahi. Durun bakayım. Ay. Bu Asude var ya bu gazla kelin dramı cırar cırar. Bana bakın haydin. Haydin hep birlikte konağı terk edelim. Kelindir ağam gelirse foyamız ortaya çıkar. Haydin, haydin. Kız, Kamil bence nereye gideceğiz ya? Ha, kelindir sığınma evine gideceğiz. Kelindir sığınma evine mi? Karılar kafayı çalıştırın be. Kelindir hane, kelindir hane. Asude. 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 Aa! Hayırdır yavrum? Ne bu hal böyle? Yoksa o Kamilla yine bir şey mi yaptı sana? Hep kadınlar yapar zaten değil mi abi? Erkekler hiçbir şey yapmaz. Ne diyorsun yavrum sen? Ben hiçbir şey anlamadım. Gerçekten anlamadın mı abi? O maço, o kadın düşmanı, o hırt dünürünün gerçek yüzünü göremedin mi? Yoksa görmezden mi geldin? Ya ne diyorsun Asude? Ne söyleyeceksen açıkça söyle yahu. Hiç bilmiyormuş gibi davranma abi. En az yapan kadar suçludur görüp de susan. O yüzden ben susmayacağım abi. Susmayacağım. Bittin sen kalender ağa. Bittin. Hazar, ne yaptınız oğlum? Ya şu keçi çobanına oğlum deme be. Gittiniz mi hastaneye? Heh, nasıl herkesin durumu? Evet baba, evet. Hastanede anamların yanındayım şimdi. İyiler merak etmeyin. Bir iki saate kadar biz de çıkacağız inşallah. Oh aman aman. İyi olmalara sevindim. Tüh be tüh. Aradınız mı kalender beyciğimi? Biliyor mu herkesin iyi olduğunu? Yok baba. Hastanelik olduklarından bile haberi yok. İyi tamam yavrum. Ben şimdi ararım. Münasip bir dille anlatırım durumu. Sizin bir şeye ihtiyacınız olursa beni arayın ama tamam mı? Tamam çocuğum tamam. Ben şimdi arıyorum. Tamam. Ne olmuş Kamil? Karılardan eksilen yok mu? O ne biçim laf Kamil ya? Hepsi çok iyiymiş çok şükür. Aman be sen de hiç eğlenceli bir adam değilsin ha. Kimi arıyorsun şimdi sen? Kalender ağamı mı? Tabii tabii durumu izah edeyim ona. Alo Kalender Beyciğim merhabalar. Alo Kalender ağam ben Kamilla. Sana bir iyi bir de kötü haberim var. Hangisinden başlayayım? Asude ile ilgili olanı söyle bakalım önce. Yok be Asude Masude sana hala Asude diyor ya. Bak iyi haberi veriyorum önce ha. Karıların üçü birden intihar etmiş. Şimdi de kötü haberi söylüyorum. Hiçbirine bir şey olmamış ha. Tövbe estağfurullah. Bırak yalanı dolanı Kamelyalı Hanım. Hakiki haberlerle gel bana. Ben o karıların artık bir tek Allah bir dediğine inanırım biliyor musun? Bugüne kadar bir şey yapacak olsalardı zaten çoktan yaparlardı.
De ki o karılara, artık onların hiçbir şeyine inanmıyorum. De ki o karılara, artık hayvan terli. Tabii tabii. Ben neden söyleyeyim ya? Haydi sen gel söyle, ben de çekirdek çitliğim bir güzel eğleneyim karşınızda. Dönmeyeceğim işte. Bir daha adım mı atmayacağım o ona? Alender ağa yok artık. Bitti. Nasıl ağam, sen şimdi bu konağa dönmeyecek misin? Dönmeyeceğim işte, dönmeyeceğim. Sen bana bir tek Asude ile ilgili haberleri ver bundan böyle. De haydi. Ne oldu? Ay kapattı be. Ben konağa dönmeyeceğim dedi, kapattı adam. Yok yok. Onun şimdi aklı başında değil. Onun için üzerine gitmemek lazım. İdare edelim. Bana ne ya? Bana ne Allah aşkına be? Ne halleri varsa görsünler. Bana ne bunlardan? Aslında şöyle oturup uzun uzun karşılıklı konuşmamız lazım. Dün pek konuşamadık onunla. Ben gideyim kalender müdürümün yanına. Tabii tabii git Kamil. Ben gittiğimde arkamdan gelmedin. Kalender ağamın arkasından koşa koşa git. Hatta bana bak, git de bir daha dönme. Kalender ağamla yaşayın o kalender hanede bir güzel. Ya Kamil. Geldin Ömer'im müdürüm. Hoş geldin Asude. Yok mu Asude Hanım? Evet. Yalnız geldim. Ben de bir heyecan yapmıştım Asude Hanım'la beraber geldiniz diye. Ne oldu? Ulaşamadın mı kendisine? Ulaşamadım. Ben de seninle bu konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Ya konuşacak ne kaldı görmüyor musun ya? Asude seni, beni hepimizi terk ediyar eyledi. Şimdi müdürüm sen farkındayım. Çok üzülüyorsun, bu kadar kendini hırpalıyorsun ama... Duygularından emin misin? Ya iki gündür ne halde olduğumu görmüyor musun? Bir de bana soruyorsun. Duygularından emin misin? Sormak zorundayım çünkü... Asude için evine, ailene sırt dönmen beni çok üzüyor. Buna gerçekten değdiğine emin olmalısın. Bak dönürüm, hatırlıyor musun? Bir gece ben sana sormuş idim. Demiş idim ki... Sen karına aşık mısın? Sen de bana evet demiştin. Ben buna çok şaşırmış idim biliyor musun? Şaşırmakla kalmayıp bir de kıskanmış idim. Ya insanın aynı yastığa baş koyduğu kadına aşık olmasının ne demek olduğunu ben senin gözlerinde görmüş idim. Şimdi ben de karıma aşık olmak istiyorum. Ne var ki ne? Aynı yastığa baş koyduğum karımı sevmek istiyorum. Ne var ki ne? Çok mu şey istiyorum şu kısacık kalender hayatımda? Ya haklısın, haklı olmasına ne bileyim yani bir yanda sen bir yanda... Kız kardeşim, canımın parçası kardeşim. Ya onun için hakikaten üzülüyorum. Ayrıca Asude yüzünden bütün evine, sırt çevrene daha çok üzülüyorum. Aşığım diyorum lan! Aşığım! Hem bela gelin ne dedi? O da beni seviyormuş. Yani hoşlaşıyormuş. Bırakın aşkımızı yaşayalım ya. Gelin. Aha! Asude arıyor. Asude arıyor. Aç. Alo. Asude neredesin yavrum sen? Öldük meraktan. Neredeymiş? Nerede olduğumun bir önemi yok abi. Nerede olacağımın bir önemi var. O kalender denen dangoz nerede? Burada yanımda. Gelsin. Söyle ona biraz onuru gururu varsa hemen konağa gelsin. Asude kapattı. Ne dedi? Şey diyor. Seni konağa çağırıyor. Allah'ım! Beni konağa mı çağırdı? Bittim ben, gittim ben. Dönürüm, fazla şey etmeseydiniz. Dangoz falan dedi yani. Düşündüğüm gibi olmayabilir dönürüm. Bir saniye bekler misin? Haydi benim babam. Haydi. Ya iki lokma yesen ne olur ya babam. Niye böyle yapıyorsun ya? Bana ne yemeyeceğim. Ya babam, benim güzel babam. Yani uçağın da uçulmaz. Aman ölen ölünmez ki. Benim Reyhan'ım buraya gelip konmadıktan sonra ben ne bir şey yerim ne de bir şey içerim. Bana ne? Ya bu koskoca Adana'da sana cici anne mi yok? Bak, bana bak. Sen bunu yersen, bunun hepsini bitirirsen sana söz veriyorum. Reyhanların en Victoria Secret'ini sana getireceğim ha.
Victoria mı devrin? He. Vallaha mı? Vallaha. Söz mü? Söz ama yersen. Tamam ver onu bana bakayım. Ha. Aferin. Yarasın. Haydi. Haydi haydi. Haydi. Derhal boşaltın burayı. Ya adam çorbasını içiyor. Aha da bitirdim. Ha. Bitirmiş abi. Haydi haydi abi. Haydi abi adamın derisinden haydi dışarı çıkın ya. Tamam ya tamam. Herkes de bir müsellimliğe özendi ya. Tamam bir eve bir deli yeter. Hadi babam gidelim. Victoria'ya mı gidelim? He Victoria'ya babam. Tamam o zaman. Ha benim gülüm babam. Victoria. Sen otur. Uğursuz. Hadi lan kalk. Sen de kalk hadi. Kalkamam. Sebep? Ölüler kalkamaz da ondan. He? Ben yaşayan bir ölüyüm artık. O yüzden önümde her şey yapabilirsiniz. İstediğinizi yapın. Ne gözüm görür, ne ruhum duyar. Ya oğlum apır sapır konuşma da kalk git ya. Bana bakla. Birazdan burada yılların hesaplaşması yapılacak. Ve sonucunun ne olacaksa muamma. Ya adam olursun buradan tıpış tıpış böyle gidersin. Ya da Allah dinim imanım olsun. Vallahi seni şahat yazdırırım ha. Müsellim ağam. Müsellim ağam. Ne var ya Müsellim ağa yok. O zaman size söyleyeyim Türkmen ağam. Kapıya dayandılar. Ne diyorsun Cemil? Kim dayandı kapıya? Vallahi kimliği belirsiz karılar. Karılar mı? Ne istiyorlar lan karılar? Bilmiyorum ki. Allah Allah. Yürü Cemil yürü. Karılara bakak biz. Ne istiyorlar? Kalk lan daha yatayım. Otur lan sen de. Sen otur sen kalk. Kalender! Aç kapıyı kalender! Aç kapıyı! Koş koş. Kapıyı kıracaklar. Geldim Cemil geldi. Aç kapıyı. Allah Allah. Aç kapıyı. Gitti. Aç kapıyı aç. Aç kapıyı Cemil aç. Aç kapıyı. Emin misiniz? Canınızdan olmayasınız. Doğru deyin Cemil. O vakit sadece kafamı çıkartabileceğim kadar aç. Tamam. Aç kapıyı aç. Aç kapıyı aç. Aç kapıyı. Ne var ya ne istiyorsunuz? Kalenderi istiyoruz Türkmen. Kalender abim evde yok ki. Evde olduğunu biliyorum. Yine kadınları kendine siper ediyor. Kadınların arkasına saklanmayı bırak da çık karşımıza kalender. Aa! Ne var ya kız? Abim evde yok diyeyim sana işte. Arkama falan da saklandığı yok. Arkamda Cemil'le Nevzat var. Yalan mı söyleyeceksin? Yalan söylüyorsun. İçeride o biliyorum. Ya sağ yalan burcu mu var benim ya? Allah Allah yok diyeyim işte. Yok. Ya niye öyle bakıyorsunuz ya? Ya abi burada olsa ne yapacaksınız ki? Yüzyıllardır bu topraklarda ezilen tüm kadınların hesabını soracağım. Değil mi Masistler? Evet, soracağız. Kalender kadınlara hesap verecek. Kalender kadınlara hesap verecek. Kalender kadınlara hesap verecek. Kalender kadınlara hesap verecek. Kapat kapıyı Cemil. Kapat. Anam, kadına bak ya. Alacaklı gibi hesap isteyeyim bizden Cemil. Manyak mıdır, deli midir nedir ben anlamadım ki. Cemil, vallahi bu karılar kudurmuş Cemil. Nurul. Bunu siz istediniz. My sister. Bu kapı ki bu kapı, yüzyıllardır yüzümüze kapanan kapılardan sadece bir tanesidir. Kadınlığımıza sahip çıkmak için yüzümüze kapanan tüm kapıları açtığımız gibi bu kapıyı da açmak boynumuzun borcudur. Borcudur! Öyleyse biz bu kapıya ne yaparız? Kırarız! Kırarlar mı? Hadi kızlar! Bir, iki, üç, hücum! Anacığım! Bir, iki, üç, hücum! Bir, iki, üç!
yüzünden kendinizi yıpratmayın. Koç başını getirin. Koç başı dedi. Başıma. Alo. Alo, alo abi. Abi sen neredesin abi? Ha, kapının önünde harp çıktı. En az 40 tane azmış, karı kudurmuş beni. Kapının önündeler abi, koş yatış. 40 değil, 140 karı olsa umurumda değil biliyor musun Türkmen? Asude geldim, Asude. He, geldi karı atısı kalkmaya sıca. Karıların ele başısı abi. Kapıyı açmasa kaçacağım diye. Ne? Asude'm içeri girmek istiyor, sen de onu buyur etmiyorsun, öyle mi? Öyle değil, öyle değil. Bildiğin gibi değil abi. Abi öfkanı kalabalık bunlar. Bak, bak sana diyorum. Hemen telefonu kapağı ve o kapıyı sonuna kadar aç. Duydun mu beni? Ama abi. Bana bak, ben yoldayım, geliyorum. Eğer ben geldiğimde Asude'm bu kapının dışındaysa konağı hepinizin başına yıkarım. Yıkarım, duydunuz mu beni? Haydi. Şuna bak ya. Konağı mı gelmiş? Evet. Kapıyı açmıyormuş Türkmen. Bir de kalabalık falan bir şeyler dedi, anlamadım. Kalabalık derken? Ne bileyim işte, 40 mı 140 mı kadın mı varmış, neymiş ne işte. Ne? Abi, aç. Cemil, Nezat. Açın lan kapıyı. Aa, ama Türkmen Hanım. Abartı bana atıyor lan. Açın dedim abiye. Abi kesin emri var. Nezatçım, hakkını helal et. Helal olsun Cemil'im. Yapacak bir şey yok. O zaman açıyorum. Tamam, tamam. Açık, tamam. Kadın ne diyor ya? Galiba büyükler bize hazırlanıyor. Nerede o kalender? Derhal çıksın karşıma. Ney? Kalender mi? Ya senin ne haddine koskoca ayı adıyla çağırmak? Sen ne oluyorsun ki ne? Neyim olacak düşmanım? Üstelik sadece benim değil, sizin de düşmanınız. Hepimizin düşmanı, tüm kadınların düşmanı. Kadınların düşmanı, erkekliğin belası. Kadınların düşmanı, erkekliğin belası. Söyleyin ona, hemen aşağı insin. Yoksa bu konağı onun başına yıkarız. Değil mi Masistar? Evet! Yıkacağız! Kalender buraya! Kadınlar savaşa! Kalender buraya! Kadınlar savaşa! Kalender! Bir dakika. Siz ne çabuk iyileştiniz öyle? Daha yeni öyle başınız, kolunuz sargıda, yüzünüz, gözünüz mosmordu. Hatta siz tekerlekli sandalyedeydiniz. Evet. Kalender çarpmıştı size. Çarpmadı ki. Ama sen ha buraya biraz daha durursan biz sağ çok kötü çarpacağız ha. Nasıl yani? Ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyoruz. Kalender ağa bizim düşmanımız değil ki. Sensin düşmanımız. Hem ağam bize kıyamaz ki, bir fiskeneyi vuramaz ki ne. Yani biz sağ benim gibi kut. Küçük bir oyun oynadık Asude'cim. Ama neden? Bu evden gidersin diye. İyi de ben sizin hakkınızı aramaktan başka ne yaptım ki? Uy! Abi de utanmadan hala soruyor musun sen? He daha ne yapacaksın? Ağamızın aklını çaldın, göğnüne girdin.
ağamın yanında şırdan yedin ya, şırdan. Camilla, sen de bu işin içindesin değil mi? Anlayamıyorum. Niye böyle bir oyun oynadınız? Asude, sen anlayamadın mı canım bu oyunu? Karılar, benim karılarım Asude anlayamıyormuş. Anlatayım mı Asude'ye? He, tamam. Asude bak şimdi canım benim. Sen bu konağın istenmeyen bir tüyüsün. Seni tıraşladık. Anladın sen? Tıraşladık. Haydi bakayım pılını pırtını topla. Hop git buradan Asude. Go Asude, go Asude, go Asude. Ne oluyor burada? Ne diyor bu kadınlar? Kalender Ağa kimseyi dövmemiş. Kadınların oyununa gelmişiz. Peki böyle büyük bir yalana kalkışacak cesareti nereden buldunuz? Ha karılar söyleyin bakayım, cevap verin kadına. Veriyorum. Cehaletimizden. Yaşasın cahil cesareti. Aa karı gidiyor. Ayıp vallahi be. El sallayın bir. Güle güle deyin karı da ya. Güle güle Aside. 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 Asude Hanım. Kalender Bey. Beni çağırmışsınız, geldim. Emredin. Ben size büyük bir özür borçluyum. Aman. Aman şimdi hiçbir şey dilemeyin. Neden? Çünkü bunu yemekte baş başa konuşurken dinlemek isterim. Asude Hanım. Asude Hanımcığım. Benimle çıkar mısınız? Ne? Evet Kalender Bey. Sizinle çıkmaktan mutluluk duyarım. Geçer miyim sanıyorsun canım, savaşırım bile. Çok canlan yanacak, heyecandan karışacak hale. Tövbe tövbe. Barışıyor. Bak abi asıl.